Çünkü bu başlı başına konuşacak bir iştir. Bakın. Gerçek mağdur ve mazlum olan, bizim gerçekten hakkını, hukukunu korumak için arkasından koşacağımız adam Şeyh Said Hazretleri'dir. İslam'ın şehididir. Sakın ola ki bu Kemalistlerin iddialar birisi kulağınıza erişir de vay İngilizlerin desteğiyle Musul meselesine bağlı olarak isyan etti şu bu dersiniz. Ben Allah izin verirse, sağlık afiyet verirse bunu müstakil bir kitap halinde yazacağım. Milletimizin maruz kaldığı küfür salvosuna karşı tek kıyam eden adam odur. Ebediyen ihtiram ediyorum hatırasına. Ebediyen. Allah onu cennete alaya koysun. Amin. Allah ona dilediğine şefaat edecek derecede mevki muazzama ihsan etsin. Amin. O büyük şahsiyet. Bizim hepimiz de ona minnettarız. Çok söyledim, bir daha söyleyeyim. Çok söyledim. Hepimiz de minnettarız. Çünkü ahkam-ı şeriyeden bu derece inhiraf karşısında her Müslümana huruç ales sulta isyan vacip oldu. Bunu bir tek o yaptı. Acziyet sabit oldu Müslümanlarda. Bunu niye söylüyorum biliyor musunuz? Dersimli Şeyh Rıza, Seyit Rıza, Şeyh Said'in aleyhine faaliyet bulundu ve Kemalizm'e destek oldu. Bunu benden duyun. Geniş bir zaman olsa çok tafsilatıyla anlatırım. Şeyh Said'in başarısız olmasının birinci sebebi Dersim Alevileridir. Çünkü ehli sünnet Müslümanlığı adına kıyam ettiği için. Siz hilafeti yıktınız, itaatimiz size vacip olmaktan çıktı, isyan vacip oldu diyor mahkemede. Yiğitçe ölmüştür Şeyh Said. Yiğitçe. Hiç. Zerre taviz vermeden, dar ağacının altında zerre taviz vermeden. Sabaha kadar onu alkışlasanızdı. Böyle büyük bir şahsiyet.